Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Videonun başında gördüğünüz gibi bizi doları, daha doğrusu KKM'den kim koruyacak? Kur korumalı mevduat sistemi, biliyorsunuz. Kendi yarattığımız güzel bir sistem. Gene Türk ekonomistler olarak dünya literatürüne geçirdiğimiz enstrümanlardan bir tanesi. Bakalım bunun sonucu yavaş yavaş dönmeye başladığı için nereye varacak? Şimdi onu bir konuşacağız. Bu doları nasıl etkiler? Dolardaki şu andaki yükselişin sebebi yavaş yavaş bu dönüşler mi? Kur korumalıdan dönecek para nereye gider? Hükümet yeni bir enstrüman çıkarır mı? Bunların hepsine bir bakacağız. Dolar nereye kadar gidebilir? Artık farkındaysanız buradan dolar alınır mı diye bir soru gelmiyor. En azından Türkiye ekonomi tarihinde, YouTube tarihinde bu ortadan kalktı. Eskiden biliyorsunuz sarardı insanlar. Hocam buradan dolar alınır mı falan filan. Artık kimse sormuyor. Direkt alıyor zaten. Çünkü öyle bir konjonktürden geçiyoruz ki hakikaten hayat pahalılığı, yani enflasyona karşı kendinizi yenmenize imkan yok. Niye? Çünkü sen gider %14, %15 faiz verirsen mevduat sahibine, adam da %15 faizle enflasyona %35, %40 yenileceğine mecbur gidecek, dolar alacak. Yani hani eskiden işte dolar alanlar vatan haini falan filan bilmem ne. Bu doların kimde olduğu da belli değil. Yani vatan haini diyorlar. Ulan halkta dolar yok. Millet zaten perişan. Arkadaşlar doların zaten kimde olduğu belli. Dolayısıyla bir araştırdığınız zaman doların hangi kesimde olduğu belli. O yüzden hani bu geyikleri de bırakalım, ama hakikaten iş öyle bir noktaya geldi ki artık hani buradan dolar alınır gibi bir soru abesle iştigal oluyor şu anki konjonktürde. Şimdi bu akşam Allah kısmet ederse bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır yapmıyoruz. Ama tabii Fenerbahçe maçı var. Hani maçın sonucuna göre modum değişebilir. Şimdi içinizden diyorsunuz ki Burak, hani maçın sonucuna kaldıysak bu canlı yayın olmaz. Yok yok, olabilir, belli olmaz. Yani kafa dağıtırız en azından. İstediğiniz enstrümanları, yani özellikle akşam biraz daha böyle altın, hisse senedi, Bitcoin ve altcoin'ler, özellikle altcoin'ciler, bu mega boğa bekleyen kardeşlerimiz hala bekliyorlar durakta. Ama fena değil. Orası böyle bir toparlanıyor, bir hareketleniyor. İnşallah onlar da sabrın sonu selamettir diyecekler, bakalım, göreceğiz. Hani Bitcoin, hisse senedi, altın, birçok enstrümandan konuşuruz. Yorumlara yazarsanız konuyu, ona göre oturur hep beraber bir muhabbet ederiz. Şimdi kur korumalı. Koruduk nereye kadar geldik? Çipil çipil gözlerimizle yavaş yavaş kur korumalının döneceği vakte geldik. Ve dolar TL'de yavaş yavaş 15'li rakamlara geldi. O hani bizim 13.66 sarı ışıktı, 13.72 yavaş yavaş yeşile dönüyordu, 13.95 üstü. Zaten otoban diyorduk, 15'leri gördük. Şu anda da 14.60'ların orada tutunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kur korumalıyı bir kere hani çok böyle büyük bir başarı gibi anlatıyorlar. O çok komik. Yani işte kur korumalı da şu kadar milyar TL para var falan. Ya güzel kardeşim, o para aslında dolar long pozisyon. Sen bunun neyiyle seviniyorsun? Sen, bu para sana gelen bir yatırım değil. Bu para adam kendini kurdan korumak için geliyor, sana teslim ediyor. Sen de bunun farkını kendi cebinden değil tabii ki, vatandaşın cebinden vergiyle ödeyeceksin hazinenin üstüne. Bu gene bir enflasyonu tetikleyecek. Bunda sevinilecek bir şey yok. Yani buraya bu kadar paranın gelmiş olması aslında senin için bir üzüntü olması lazım. Niye? Ulan ben bu kur korumalıyı durdurduğum anda buradaki bu para nereye gidecek? Nereye gideceği belli herhalde, değil mi? Dolara gidecek. Veya sen bu paranın dolara gitmesini engellemek için mecbursun seve seve faiz arttırmaya. Şimdi aslında farkında değilsin, kendini sıkıştırdın. Ha, umrunda mı? Değil. Ne diyorlar mesela? Program başarısız olursa ne olur? Üzülürüm. Bu kadar. Üzülürüm. Hani ya daha fazlası yok. Ama hani millet, hani açıklanan enflasyon, hani eskiden açıklanan enflasyon %20 açıklıyorlardı, ama normal enflasyon %60 falandı. Şimdi açıklanan enflasyon %50, %60'a çıktı, ama normal enflasyonda nereden baksanız 1'e 2, 1'e 3'e çıktı. Niye? Bugün marketten aldığınız bütün arkadaşlar yiyecek, içecek her şey herhalde en az 2 katına çıktı geçen seneden bu yana. Yani inanılır gibi değil gerçekten ve hani bunu bir başarı gibi anlatıyorlar. Yani kur korumalıda bu kadar para birikti. Birikti de ne oldu? Hani kasamıza mı giriyor? Ne oluyor? Veya dışarıdan bir yatırım mı geldi bize? Yo. Bu parayı sen kur korumalıyı kaldırdığın anda ne olacak o para? Puf. İşte o zaman da dolar da puf. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki işte 18 liraya gördü dolar, oradan 10'ları gördü, 10.50'leri ama 13-14 bandında stabilleşti. 1-2 ay zaman kazandık. Yapmayın etmeyin, bu zamana doğru değerlendirin. Çipil çipil gözler, her şey çok güzel, çok mutluyuz falan. Yavaş yavaş geldik 15'li seviyelere. Şimdi benim tahminim muhtemelen kur korumalı daha devam edecek bir 3 ay daha. Muhtemelen bu seçimlere kadar böyle gitmeye çalışacaklar ama dolar da durmayacak. Bu 15'li seviyelerin üzerinde daha önce 16.90-17 gibi bir band vermiştik. Şimdi bakacağız. Buralara doğru bir hareketlenme görebiliriz. Yani şöyle biraz grafik üzerinden konuşalım bize isterseniz. Arkadaşlar bu arada bana hocam nereden ulaşabiliriz diyorsunuz. B4thenews.com biliyorsunuz benim kendi sitem. Buradan info@b4thenews.com veya WhatsApp iletişim hattına mesaj atarsanız buradan bana ulaşabilirsiniz. Ama özellikle lütfen hani Güzin abla gibi hocam işte şuradan şunu aldım buradan bununla ilgili değil, kendisini geliştirmek isteyen insanlar, parasını yönetmek isteyen insanlar, bu işleri öğrenmek isteyen insanlar, day trade'de kendini daha da geliştirmek isteyen insanlarla arkadaşlar, yani yoksa hocam dolar ne olur bir gözünü seveyim söylesene falan filan kahve falı bakmıyoruz. Öyle bir durumum da yok. Hani ben bunu ne YouTube'da yapıyorum zaten ne kendi öğrencilerime. Bu etik bir değerdir. Hani bunu hiçbir şekilde delemezsiniz. Ama kendisini geliştirmek, bu işi öğrenmek isteyen insanlara herkesle tek tek arkadaşlar konuşuyorum. Ama öbür arkadaşlarla çok fazla konuşmuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi dolar TL'de bir haftalık chart'a bakalım. Haftalık chart'ta daha önce ne demiştik hatırlarsanız? Yavaş yavaş 14'ün üzerine geçmesiyle beraber şu parabolik bölgesi ve üst Bollinger Band 16.90-17 bandı artık açıldı. Ve ne yazık ki haftalık kapanış olarak da güzel bir kapanış olmadı. Ve yön gördüğünüz gibi yavaş yavaş yukarı. Hani burada da dediğim gibi ilk etap 16.75-16.90 bu bölgeler. Günlük chart'a baktığınız zamansa şu çıkışın bir filamasını, bir sindirmesini, ortalamaları bekleyerek grafiğin biraz daha sağa doğru kaydığını, güç topladığını, 14.56-14.58 bölgesinin altında hiç kapanış almadan yukarı doğru yönünü devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi orta vadeli trend takip eden bir insan için 14.56 yani şöyle seans içi grafiklerde de isterseniz gösterelim. Bakın 14.58 şu bölge. Şu bölge. Direnç. Bunu bir kere bir sarktı altını 14.40'ı gördü ama hep bunun üzerinde kaldı 14.58'in. 14.58'in altında bir kapanış görülmediği sürece dolar TL'de hala ana trendde bozukluk yani yönün yukarı doğru olduğunda bir bozukluk olmaz. 58 altı kapanışlarda grafik dönüyor mu diye konuşmaya başlarız. Ama şu anki konjonktürde, şu anki enflasyon verilerinde, şu anki işte Rusya-Ukrayna gerginliğinin Türkiye'ye yaratacağı işte turizm gelirindeki sekte, işte gıda fiyatlarındaki enflasyon, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman 14.58'in altında kapanmamıza gerek olabilecek bir gelişme şu an itibariyle yok. Dolayısıyla 14.58 kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda 15 önemli direncimiz var. 15'ten dönmüştük biliyorsunuz. Şimdi yarın öbürsü gün bu 15'ler kırıldığı anda dolar TL'de daha kuvvetli bir hareket görebiliriz. Burada da en azından şuradaki düzeltme seviyesini yukarı koymaya çalışacaktır. İşte üst Bollinger Band 15.30'lar. Çanağa baktığınız zaman da aşağı yukarı işte 14.60 deseniz, 15 deseniz, 40 lira deseniz yaklaşık 15.44-15.50 bantlarına doğru 15 liranın üzerinde hareketlendiğini görürüz. Baktığınız zaman Orta vadeli trendde şu anda dediğim gibi bir aşağı doğru dönmesine sebep olabilecek bir gelişme yok. Enflasyon da muhtemelen yükselmeye devam edecek. O yüzden dolar TL'deki şu andaki ne yazık ki trend yönü hala yukarı. Bu işin sonu da ne yazık ki gene 17 ile 18 rakamlara doğru varacağız gibi gözüküyor. İşin yani dananın kuyruğunun kopacağı nokta kur korumalı olacaktır. Bence 3 ay daha devam edecekler. Hani bunu bozmak istemeyecekler. Çünkü bunu bozdukları anda bu para komple dolara gidecek. Zaten dolar o yüzden şu anda yükseliyor. Yani dolarda bunu şu anda önceden piyasa satın alıyor. Diyor ki ya kardeşim sen bu kur korumalıyı bozduğun zaman bu para hop dolara gelecek. O zaman ben de doların fiyatını yukarı çekerim. Sen de 16'dan 17'den alabilirsin diyor. Hükümet de bunu gördüğü için de kur korumalıyı şu anda bozmak istemiyor. Muhtemelen devam edecek. Ama tabii bu dolar TL 16-17'ye gittikçe de kur korumalı da üstünüze binen yükü nasıl karşılayacaksınız? Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Anlık bir çözüm buldular. Kendi kendimize 18 liraya çıkarmıştık doları. Bir anda 11 liraya düşürdük. Bu dahiyane buluşla. Birçok insan perişan oldu. Servetler el değiştirdi. Ama arkadaşlar her şeyin bir ceremesi vardır. Bu işin de sonunda bu bedeli ödenecek. Ne yazık ki ama bu bedeli gene halk ödeyecek. Ne yazık ki gene bu bedeli halk ödeyecek. Ne yazık ki hayatta herkesin yaptığı kendi yanına kar kalıyor. Hep bedeli başkaları ödüyor. Benim bütün üzüntüm odur ki yani şu videoda konuşurken hani gülmemin sebebi odur ki bu işlerin sonucunda da ne yazık ki bunun bedelini halk ödeyecek. Hepimiz ödeyeceğiz. Çoluğumuz çocuğumuz ödeyecek. İnşallah güzel şeyler olur. Bu dönemde inşallah Türkiye'nin farklı bir pencere açılır. Farklı bir şey olur. Bir anda Türkiye'ye tekrardan bir yurt dışından sıcak para portföyler gelir. O sıra dolar kendiliğinden tekrar düşer falan filan. İnşallah demekten başka hiçbir de çaremiz şu anda yok. Çipil çipil gözler yavaş yavaş 15'in üzerinde gözünün ferinin gittiğini görmeye başlarsın. 18-19'da da arkanı aşarsın. Ha umrunda olur mu? Olmaz. Üzülürüm der geçersin. Sıkıntı yok. Akşamleyin canlı yayın yapalım mı yapmayalım mı? Yazın bakalım görelim.